Sayın Kılıç, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlk kez Tekedek'tesiniz. Sizi ağırlamak güzel çünkü bilginiz gerçekten müthiş bu konularda. F-16'lar, Türkiye'nin derdine deva olur mu? Şimdi Türkiye bu konuda çok böyle bir alternatif içinde değil. Ve hava kuvvetlerinin, biraz önce komutanım anlattığı gibi, tamam, F-16'lara yarı ömür modernizasyonu yapıldı. Yani 8.000 saatten 12.000 saate çıkarıldı. Belli bir seneye kadar uzatıldı. Ama şu anda çevremizdeki, yani hasım ülkelere veya rakip ülkelere bakarsak, yani Türk Hava Kuvvetleri'nde şu an nicelik ve nitelik olarak belli bir süre sonra, bir 10-20 yıl sonra sıkıntıya düşeceğimiz görülüyor. Ki bütün bunları... Bugün yani, sıkıntı değiliz ama. Şu anda savaş yok. An itibariyle çok bir sıkıntıda değiliz. Ama nasıl? Şimdi Yunanistan mesela 18 tane Rafale aldı. Şimdi Yunanistan mesela... Peki 18... Rafale çok iyi bir uçak mı? Evet. Şöyle Rafale aldığında biz, ben şöyle bir şey yazmıştım. Hani kimse 18 tane uçak almaz. Bu muhtemelen 40 olacak ve 40 oldu. Ve şu anda 24'ü kesinleşti. 40 tane düşünüyoruz dediler. Şimdi 40 tane Rafale'yi bir kenara koyalım. Yunanistan F-35 almak için müracaat etti. Kongre onayladı ama görüşmeleri sürüyor. Şu anda anlaşmadılar. Muhtemelen onu da alacak. Yani alacak almayacak da bilemeyiz ama aldığını farz edelim. Şimdi karşımızda o zaman 40 tane Rafale olan, 40-50 tane F-35 olan, F-35 A modeli olan, F-16'larının blok tamamını, yani 100 küsür tanesini veya 80 tane miydi, blok 70 modernizasyona yapılacağını açıkladı. Blok 70 F-16'sı olan bir Yunanistan. Aşağıda MiG sürekli Doğu Akdeniz'de, şu anda aramız belki biraz düzeliyor ama ara sıra özellikle Libya'da çok kriz yaşadığımız bir Mısır. Çift motorlu bir sürü uçağı var. Su-35'leri aldı, henüz teslim edilmedi. MiG-35, MiG-29'un üst versiyonu, yine çift motorlu. Rafale'leri var ve F-16'lar var bizde olan. Doğu Akdeniz'de yine bu hidrokarbon yataklarıyla ilgili mücadele ettiğimiz ve bir şekilde bizim de ekarte etmeye çalıştınız. Yani bizi katmadıkları için o zaman biz de size çözüm yolu sunmuyoruz. Yani bir çözümsüzlüğü çözüm olarak gördüğümüz bir politika var ki şu ana kadar iyi gidiyor. Orada İsrail var. F-35A var. F-15X var. F-15 var pardon. Yani İsrail'in kendi F-15'leri. Çift motorlu, harekat yarıçapı çok fazla olan ve tam bir hava yani hava üstünlüğü uçağı. Artı F-16'lar var. Kendi F-16'ları var. Şimdi bakın böyle bir çerçeve çizersek Suriye hariç tam Irak'ta F-16'ları var. Radar güdümlü yani görüş ötesi füze bile atamıyor. Öbür tarafta İran'ın hava kuvvetleri çok zayıf. Bütün hava savunmasını nüfusu ve balistik füze üzerine kurmuş. Ama yukarıda da Rusya var. Rusya'yı anlatmaya gerek var mı? Yok. Anladım, yani onun uçakları Su serisi yeter. Şimdi bakın etrafımızı böyle düşünelim. Yani eğer biz uçaklarımız yani F-35'lere kavuşamazsak Yunanistan... Mısır ve İsrail karşısında Doğu Akdeniz'de özellikle zafiyet içerisine mi giriyoruz? Girebiliriz. Girebiliriz. Yani hiç savaş çıkmazsa, yani bir kişiyi biz diyelim ki zaman makinesi icat etti, 2050'ye gönderdik, sonra gitti geri geldi. Ya dedi 2050'ye kadar hiç savaş çıkmadı, rahat olun dediği zaman sorun yok. Hatta Amerika'dan yeni F-16 almaya da gerek yok. Savaş çıkmayacak. Ben o kanaatliyim. Ama biliyorum evet, biraz önce konuştuk. Savaş çıkmaz dedi. ama şimdi şöyle bir şey. Bunun garantisini verebilecek olan kimse var mı? Yani kuvvetliler bir gece yatıyordu, ertesi gün bir baktılar ki Saddam'ın ordusu girdi. Hatta çok da iyi daraldı, hiç sıkıntı yoktu. İran-Irak savaşını düşünün. Daha böyle birçok savaşta hiç kimse ya biz muhtemelen bir ay sonra savaşa gireceğiz dememiş yani. Evet. Belli bir kriz, yani uluslararası politikada bir tırmanma süreci vardır. Hani politik terim olarak işte gerilme, tırmanma falan savaşın çıkacağı bellidir ama sürprizler de çok. Dolayısıyla barış zamanıysa sorun yok. Ama şimdi biz neye göre hareket etmemiz lazım? Savaş olasılığına göre. Yani genel yani ordu buna göre dizayn edilir. Buna göre planlanır. Savunma sanayi buna göre yapılır. Milli Savunma Bakanı yani milli hükümetin savunma politikası buna göre yapılır. Yani bir de şudur hani caydırıcılık. Tatbikatı niye yaparsın? Sadece insanlar eğitmek için değil. Bakın ben anında reaksiyon gösterebiliyorum. Uçaklarımı şu dakikada kaldırabiliyorum. Gemilerimi bunu yapabiliyorum. Denizaltı harbini şunu öyle yapabiliyorum. İşte tank harekatını böyle yapabiliyorum. Göz korkutmak. Göz korkutmak. Yani bunu yapmazsanız, tatbikatı yapmazsanız ha bunlar çok ciddi hazırlıklı değil derler. Şimdi bakın şöyle bir şey size anlatayım. Biraz uzatmış olacağım ama sadece bir dakikanız alacak. Şimdi Türkiye nasıl bir yerde? Şimdi bakın son 2013'ten beri dünyada şöyle bir baktığımızda evet Kuzey Kore'de ve Uzak Doğu'da çok gerilim var, Çin'de falan. Başka yerlerde savaş sadece Suriye'de olduğu için bizde oluyor diyorsun ama diyeceksiniz belki ama şunu demek istiyorum. 2014 yılından, 2013 yılından beri dünyada düşen ve düşürülen uçakları ben bir size sayayım. Tamamı bizim etrafımızda. Çok kısa hızlıca sayayım. Bazıları düşürdü zaten. Çok kısa sayayım. Şimdi Akdeniz'de RF-4 düştü. Bizim uçağımızı Suriye düşürdü. Sonra Ukrayna'da
Su-25'i Rusya'nın Su-27'si düşürdü. Hemen yukarımızda. Sonra Suriye Mi-23'ünü biz düşürdük. Sonra Rus Su-25 uçağını Memphis'te muhalifler düşürdü. Bunun bir öncesinde Rus Su-24 uçağı hava sahamızı ihlal ettiği için biz düşürdük. Sonra Suriye'de Su-22 uçağını Amerikan F-18'i düşürdü. Sonra İsrail F-16D'sini Suriye'den SAM füzesi, yani uçak savar füzesi attılar, vurdular. Sonra Rus İlyushin İl-20'yi Suriye'de dost ateşiyle Suriyeliler vurdu Rus uçağını. Ama burada İsrail'in çok parmağı olduğu iddiaları var, biliyorsunuz. Sonra Suriye'de yine Su-22'si Memphis, yani omuzdan atılan hava savunma füzesiyle muhalifler vurdu. Sonra Bahar Kalkanı Harekatı'nda biz iki tane Su-24, bir tane de L-39 vurduk. Yani etrafınızı görüyor musunuz yani? Bu dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir coğrafyada yok. Yani 2013 yılından sonra dünyanın herhangi bir yerinde bundan daha fazla uçak düşen bir yer yok. Şimdi böyle bir coğrafyada duruyoruz ve biri çıksa dese ki ya yok biz savaşmıyoruz, zaten savaş falan muhtemelen çıkmaz. Gereksiz. Bu F-16'lar bizi 2040'a kadar veya 2045'e kadar işte milli muharip uçak ne zaman yapılırsa, ki bence milli muharip uçak karar verilmesi ve çalışmaya bağlanması Türkiye'nin gerçek çılgın projesidir. Ve çok doğrudur. Olması gereken çılgın proje odur. Bir kanal kesinlikle değil. Kesinlikle. Yani kanal paranız varsa yaparsınız. Türkiye'de inşaat sektörü çok gelişmiş. Yani kanal yapacak teknoloji yok diyebilir miyiz? Yok. Ama milli muharip uçak yapmak demek, yani bir konu biraz dağılıyor ama bir ülke milli muharip uçak yapıyorsa o ülkede motor yapılıyor mu diye sorulmuyordur. İnternet çipi yapılıyor mu diye sorulmuyordur. Bilgisayar yapılıyor diye sorulmuyordur. Yani hiçbir her şey var, her demektir şey var. Ki milli muharip uçak yapılana kadar biz zaten bunları yapacağız yani. Yapamazsak yapamayız zaten. Yani bu bir teknoloji sıçrama şeyi. Şimdi dolayısıyla milli muharip uçak gelene kadar Türkiye'de etrafımızda hiçbir şey yokmayın garantisi varsa, zaten dediğim gibi bize F-35 vermemiş Amerika'dan, gidip de ya bize F-16 verin demeye gerek yok. Ya ben şimdi duygusal olarak baktığımda adamlar bize haksızlık yapıp F-35 vermediler. Biz niye Amerika'dan F-16 istiyoruz ki? Şimdi dünyada deseniz ki Hakan F-35'in alternatifleri var mı diye sorsanız, soracağım evet bir J-20 falan diyebilirim, anlatırım, konuşuruz. J-20 Çin uçağı. Evet ama Türkiye için var mı? Yani şimdi biz J-20 zaten satmıyor Çinliler de. Çin'den uçak alamayacağımıza göre. Peki Rusya'dan uçak alamayacağımıza. Su-35 zaten F-35'in alternatifi değil. Yani yanından geçmez, o ayrı mesele. Peki onun büyüsü modeli var, Su-54 mü? Su-57 var da 57. O da Türk medyası ve Rus medyası haricinde dünyada 5. nesil diyen yok ona. Sadece bizdeki medya ve Ruslar diyor. Yani hatta çok iyi bir havacılık uzmanıyla Rus'la samimi konuşsanız onlar da diyor. Zaten adamların öyle bir şeyi yoktu yani. Adamların zaten konsepti öyle değil. Uçmuyor zaten aynı zaten. Ya şu anda seri üretimi başladı. Başladı mı? Ama şöyle bir şey. Yani Rus'ta da birazcık doktrin farklı. Onu ayrı anlatırım. Demek istediğim şu, Türkiye için zaten bir alternatif yok maalesef. Mecburuz bu F-16'ları almaya. Mecbur. Rus kısmı çok ciddi böyle bir radikal bir politika, yani NATO'dan çıkmak da demeyelim de buna, çok ciddi bir değişiklik içine girmemiz lazım. Yani diyorlar ki Türk Hava Kuvvetleri'nin veya Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden böyle konsept şey değişmesi, yani taraf değişmesi 20 milyar dolar diyorlar. Bence çok az. Yetmez. Çok daha fazla. Bunu yapamayacağımıza göre, yani bunu böyle hızlıca anlatayım. Neden? Neden yapamayız? Şimdi Rusya'dan Su-35 aldık. Su-35'in makineli top mermisi bile bizim 20 milimetrelik makine kimya üretimi, o bile farklı. Elimizde bu uçakları, biraz önce söylediğim uçakları düşürdüğümüz kısa menzilli, kızılötesi güdümlü, görüş içi, Sidewinder ve yine ana muharebe füzemiz bizim. EM-120 Emran füzesi. Yani görüş ötesi, radar güdümlü. Evet. Rus uçağının Su-24'leri, L-39'u, Mi-23'leri hepsini ondan düşürdük. Bunların tamamının hiçbirini biz Rus uçaklarında kullanamayız. Özür dilerim. Şimdi kullanamayız. O zaman şöyle bir teori. Tamam biz alalım, entegre edelim. Buna ne Amerika izin verir ne de Rusya. Hindistan Rusya'dan aldığı çok iyi Su-SM'leri, Su-30'lara Fransız hava füzeleri daha iyi diye entegre etmeye çalıştı. Ya Fransa ya Rusya. İkisinden biri izin vermedi, olmadı. Çünkü Rus füzeleri, Rus hava füzelerinden memnun değildi. Bunu yapamadı. Dolayısıyla biz de yapamayız. Buradan ne çıkıyor, ne sonuç çıkıyor? Rus uçağı alırsak, Çin uçağı alırsak hepsini değişmemiz lazım. Yani mühimmat yapamayız. Cephanelik, cephaneliğimizi değiştireceğiz. Bu bir. Yani onların hepsini almamız lazım. Hava yer ve havadan karaya mühimmatlarını, seyir füzesini. İkincisi Rus uçaklarıyla Türk uçaklarının içindeki IFF cihazı bile farklı. O ne yani, demek? IFF yani, cihazı yani, dost düşman tanıma. Tamam. Yani ben siz Rus casusu olsanız, ben de casusluk yapıyor olsam, sizi bugünkü IFF kodunu versem F-16 uçağım, siz o kodu götürseniz, Su-35'i yükleseniz, gelseniz Türk Hava Sahası'na girseniz, kodu bildiğiniz halde şey yapamazsınız. Dost görünemezsiniz. Cihaz bile farklı. Ki zaten çoğu zaman kriptosuz uçuyorlar. Çünkü cihazlar birbirini tanıyor. Yani komple bir sistem değişimi söz.